Merhaba değerli ziyaretçiler. Oğuzhan Ailesi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle satış stratejileri konularını işlediğimiz için bugünkü başlığımızda mütevazi satış, minnet ile alış. Şimdi çok detaya girmeden bir açıklama yapalım. Mütevazi nedir? Mütevazi arkadaşlar sözlük anlamı olarak alçak gönüllü veya gösterişsiz olarak dile getirilir. Bu durum genelde kişi için onun bulunduğu karakter yapısına göre de söylenir. Kendisiyle ya da yaptığı şeylerle övünmeyi sevmeyen, gösteriş yapmayan ve alçak gönüllü kişiler için mütevazi kelimesi kullanılmaktadır. Ancak biz bu mütevazi kelimesini satış tekniklerinde biraz daha işte kapalı olarak kendini övme olarak göstereceğiz. Çünkü övünmeyi sevmeyen demiştik biraz önceki mütevazinin anlamında. Biz bunu kapalı övünme olarak işleyeceğiz. Peki minnet nedir? Minnet. Minnet veya şükran olarak da bilinir. Yani şükran, teşekkür etmek, minnet etmek bunlar aşağı yukarı aynı kelimeler. Bir insanın aldığı yardımdan dolayı duyduğu hoşnutluk duygusudur. Genellikle teşekkür etme yoluyla ifade edilen bir duygudur. Yani söylenen bir söze işte teşekkür ederiz ya işte beni övüyorsun çok sağ ol teşekkür ederim falan gibisinde. Bazen de yapılan iyiliğe karşı da yine minnet ederiz. Peki bugünkü konumuz ne? Dediğimiz gibi satış stratejilerini işlediğimiz için satışta mütevazilik ve minnet ne anlama geliyor? Şimdi bunun ikisini belki de bir araya konumlandıramayabilirsiniz. O konuya girelim. Evet arkadaşlar, şimdi satış stratejilerinde ya da şöyle söyleyelim daha böyle elde somut olarak konuşalım. Bazen satış yapan firmalar özellikle çalışanlarına satış dersleri verdirirler. Bunları genellikle işte satış danışmanları, daha işte yüksek mertebede işte halkla ilişkiler uzmanı veya işte satış uzmanları, hatta doçentler, profesörlerin dahi vermiş olduğu dersler var. Lakin bu derslerde her zaman her şeyi böyle dört dörtlük on numara işte kesinlikle her şeyin doğrusunu söyleyin, kesinlikle her şeyi böyle anlatın doğrularla denilmez. Ama tabii ki işte yalan söyleyin de denilmez. Yani o da farklı bir olay. Şimdi meselemize gelecek olursak, örnek veriyorum. Şimdi örneklerle gidelim ki daha iyi anlayalım. Bir emlakçıya girdiniz. Emlakçıya girdiğinizde eşinizle beraber gidiyorsunuz. Tabii bunların hepsine biz ortalama olarak eşinizle beraber gittiğinizi söyleyelim. Şimdi arkadaşlar bütün satış tekniklerinde şu vardır. Müşteri eğer ki birden fazla kişiyle gelirse ağır basan müşteriye göre satış tekniği uygulanır. Bakın şimdi tekrar bir oraya aydınlık getirelim. Örnek veriyorum eşinizle birlikte gittiniz. Sizin eşinizle beraber gittiğinizde sizi karşılayan müşteri temsilcisi şunu düşünür. İlk hani eğer bu dersleri aldıysa ilk düşüneceği şey şudur. Acaba bu ailede baskın karakter kim? Şimdi burası çok önemli. Örnek veriyorum. Eşiniz size göre birazcık daha hanımefendi, birazcık daha baskın karakter diyelim. Mesela içeriye girdiğinde ilk önce o selam verdi mesela. Şimdi bu ne demek? Karşıdaki satış eleman için he tamam demek ki burada ön planda hanımefendi var dedirtir. Bakın mesela bunlar birer örnek. O an ne olduğunu bilemeyiz yani. Bu o an yaşanan bir şey ama benim karşıma birisi geliyorsa ilk önce selamı hanımefendi verdiyse he demek ki hanımefendi burada baskın karakter dedim. Şimdi ben bir emlak danışmanıyım öyle düşünün. İçeriye girdiler. İşte merhaba merhaba oturduk. İşte hoş geldiniz dedim. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne içersiniz? Bakın arkadaşlar. Şimdi bizim konumuz neydi? Mütevazilik ve minnet. Şimdi ilk başta biz şunu yapsaydık. İşte hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim dedik. İşte hangi eve bakmaya gelmiştiniz desem bu sefer direkt ne olur? Bir iticilik olur. Ama hoş geldiniz. Nasılsınız? Buyurun efendim. Oturun. Nasıl yardımcı olabilirim? Ne içersiniz? Öncelikle onu ben size bir sorayım dediği zaman ne oldu? Bir mütevazilik var. Karşı tarafta ne oldu? Ha ya işte lan bunlar ne kadar iyi ya baksana görüyor musun? Hemen işte oturduk bak bize bir şeyler ikram edecekler. Bir minnet duygusu var. Şimdi oturduk. Ne içersiniz dedik. Güzelce sorduk. Şimdi başlangıç güzel. Başlangıç harika. Şimdi oturdular işte dediler ki bize bir 3 artı 1 ev lazım. Ara katta olsun işte balkonu olsun. Cephesi işte Güneydoğu cephe olsun. Vesaire bunları bize anlattılar. Tamam efendim ben size 3 tane elimde sizin anlattığınıza göre daire var. Ben bunlara sizleri götüreyim dedik. Çayımızı içtik kalktık. Bu dairelere gittik. Dairenin ilkini açtık. Şimdi bakın arkadaşlar. Öyle bir şey var ki satış stratejilerinde. Şimdi elimizde 3 tane daire var. Bu daireleri genellikle emlak danışmanı kişiler ya da bu farklı bir iş de olabilir ama ben buradan örnek vermek istiyorum. Yoksa sadece emlakçıları, gayrimenkul danışmanları falan böyle topa atmıyoruz. Ya. Öyle bir şeyimiz yok. Yanlış anlamasınlar özür diliyoruz öyle bir şey yaptıysak da. Şimdi buradaki olay sadece emlak danışmanları değil. Bu farklı bir şey de olabilir. Yani bir yatak odası almaya gidersiniz. Orada da aynı şekildedir. Yani 3-5 tane böyle size seçenek sunulur. Bu öyle olur. Yani bunun genel tabiri budur. Şimdi biz hani daha büyük, daha somut örnek vermek için bunu yaptık. Size söylüyorum bunu. Şimdi arkadaşlar vardığımızda emlak danışmanı arkadaşımız kapıyı açtı. Buyurun efendim dedi. Sizi önden içeriye aldı. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu üç seçeneği şu şekilde verirler. İyi, orta, kötü. Ve bunların arasındaki fiyat farkı örnek veriyorum. Siz 150 bin lira bandında bir ev arıyorsanız 10'ar bin TL'dir. Bakın 10'ar bin TL'dir. Yani kötü örnek veriyorum 140 bindir. Orta 150 bindir. İyi 160 bindir.
Ama tabii ki işte orada size şunu gösterir. İlk önce arkadaşlar şeye götürür sizi. Kötüye gösterir. Der ki işte hani çünkü sizin alabileceğiniz rakam neydi? Mesela örnek veriyorum 140 bin bandındaydı. 150 bin bandındaydı. Sizi 140'lığa götürdü. Ya 140 duyunca tabii hadi gidelim bakalım dediniz. Gittiniz. Baktınız ki işte dairenin işte, şeyleri çok küçük. Odaları çok küçük. Balkon var yani ha varla yok arası falan. Neyse dediniz hadi diğerine gidelim dediniz. Bu sefer orta bir daireye gittiniz. Oraya da baktınız. İşte olabilir ya hani 10 bin lira fazla verir ben burayı alırım dediniz. Şimdi arkadaşlar iyiye gidiyoruz. Oo dediniz ya mükemmel. 10 numara. Ne olacak ya? Bir 10 bin fazla veririm. Halbuki 10 bin değil. İlk gittiğiniz daire 140 bindi. Şimdi 160 bin oldu. Aslında siz 20 bin fazla veriyorsunuz. Ama siz biraz önce orta halli bir daireden geldiğiniz için oranın 150 binini duyunca bu güzel daire size 160 bine çok normal gelmeye başladı. Bakın. Buraya geldik. Şimdi arkadaşlar. Peki baskın karaktere göre satış nasıl olur? Şimdi bunu söyleyelim. İçeriye girdiniz. İşte emlak danışman arkadaşımız sizi içeriye aldılar. Size dedik işte hanımefendi dedi işte siz dedi bana işte söylemiştiniz mutfağı büyük olsun demiştiniz. İşte size mutfak. Harika bir mutfak. Bakın balkonu da var. Gördüğünüz gibi işte bakın MDF işte dolap kapakları var. Süper. İşte anlatıyorsunuz. Dairenin işte detaylı özelliklerini falan anlatıyorsunuz. Şimdi neden? Çünkü ilk giriş kısmına demiştik yani ilk giriş kısmı. O giriş kısmında siz hanımefendinin zaten baskın karakter olduğunu biliyordunuz. Şimdi biz baskın karaktere göre satış yapıyoruz. Bakın. İyi anlayın. Şimdi adam dedi ki ya işte buranın işte salonu biraz küçük değil mi? İşte hani öbür 150 binlik dairenin salonu biraz daha sanki geniş deniz dedi. Ama siz orada hemen ne yapıyorsunuz? Abi işte buranın salonu 2 metrekare küçük ama abi bir mutfak var. Yok böyle bir şey ya. İçinde top oyna. Bakın şimdi işte bakın satış stratejisi. Bu sefer ne oluyor? Hanımefendi bir minnet duygusu oluyor. Ya işte bak benim için görüyor musun? Hani bunu tabii ki dile getirmiyor ama kafadaki psikolojik etki şu. Bak görüyor musunuz? İşte bak benim için işte en büyük mutfaklı daire burası. Harika. İşte bu vatandaş da beni buraya getirdi. Emlak danışmanı. Çok güzel bir daire. O arada eşine diyor ki ya hayatım buranın işte mutfağı çok güzel ya diyor. Tabii ki baskın karakter olduğunu da anladığınız için eğer doğru bir tahminde yaptıysanız yüksek ihtimalle o daire üzerinden oturulup pazarlık yapılıyor veya konuşuluyor, alınıyor, alınmıyor. Şimdi arkadaşlar örnek veriyorum. Hadi bunu bir şey daha söyleyelim. Şimdi örneklerle gidelim. 3-5 tane örnek verelim ki kafamızda daha iyi otursun. Şimdi biz züccaciyeye gittiniz. Züccaciyede arkadaşlar şeyler var. Ne almaya gittik? Düdüklü tencere almaya gittik. Şimdi düdüklü tencere almaya gittiğimizde bize seçenekler sunuldu. İşte bir tanesi standart işte eski nesil düdüklü tencere 100 lira. Bir tanesi işte orta halli işte biraz daha böyle kaliteli bir marka 200 lira. Bir tanesi de arkadaşlar akıllı bir düdüklü tencere işte böyle basınca işte ötüyor bilmem ne yapıyor falan. Akıllı bir düdüklü tencere o da 400 lira. Şimdi burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi hanımefendi ilk girdiğinde işte siz nasıl bir tencere arıyorsunuz falan filan diye soruldu. Direkt ben size bu 2-3 tane seçeneğin olduğu reyona götürüldünüz. Şimdi oradaki olay şöyle başlıyor. Şimdi hanımefendiye hep biz ne yapıyoruz? Tabii ki yüksek miktardaki tencereyi satma. Yani şimdi potansiyel ne? Ya şimdi olay şu. Bizim amacımız ne? En çok parayı kazanabilmek. Şimdi parayı kazanabilmek değil. Zaten vatandaş oraya geldiyse muhtemelen %90 bir tane düdüklü tencere alacaktır. Şimdi vatandaşın gelme zaten amacı bu. Ama bizim amacımız ne? Ona en yüksek kar edebileceğimiz tencereyi satabilmek. Şimdi bunun ikisini ayırt etmek lazım. Şimdi baktık ki baskın karakter yine hanımefendidir muhtemelen. O çünkü daha iyi anlar. İşte hanımefendi bakın işte şu düdük tencere var da işte 100 liralıktan bahsediyorum en düşükten. Ya işte bunun işte genelde ara sıra şikayet geliyor işte yanlarındaki işte lastiklere atıyor vesaire. Bunları söylediniz. İkinciye geldiniz. Ya işte bu hani bu daha iyi ya. Bu hani hiç bundan şikayet gelmedi bugüne kadar. İşte lastikleri falan biraz daha sağlam ama hanımefendi size ben bir tane düdüklü tencere söyleyeceğim. Yıllarca kullanacaksınız. Böyle bunu 2 sene 3 sene kullanıyorsanız onu 10 sene kullanacaksınız. Harika bir şey. Akıllı. Böyle basıyorsunuz işte 5 dakika sonra kendiliğinden işte hava filtresini açıyor vesaire. Anlatıyorsunuz. Tabii ki aradaki fark ne? İlk tencere 100 liraydı. İkinci tencere 200. Üçüncüsü 400 lira. Bakın ilk tencere ile üçüncü tencere arasında 300 TL fark var. Yani 3 4 katı neredeyse fark var. Şimdi ona geldiğiniz zaman direkt ben anlatıyorsunuz. İşte hanımefendi tabii ki biraz daha işte hani uygun olsun ama iyi de olsun şeyinde. Ama siz ne yapıyorsunuz? Hemen orada diyorsunuz ki ya işte bu 400 lira ama biz size bir şeyler de yaparız. Bakın gelin siz bunu alın. Harika bir tencere işte çok güzel akıllı vesaire. Varıyorsunuz mesela 350 liraya onu satıyorsunuz. Şimdi vatandaş 50 lira indirim aldı diye ve diğer 200 liraydı zaten. Oradaki diğer iyi dediğimiz orta dediğimiz düdüklü tencere. Bu 350 lira ya diyor aradaki fark hani ya en azından değer ya 5 yıl fazla kullanırız çok güzel bir tencere diyor. Ve ne oluyor? Satış gerçekleşiyor. Şimdi neden? Çünkü bir de minnet duygusu var. Bak işte satış danışmanı bana ne yaptı? Daha iyisini gösterdi. Ben hiçbir şey bilmeseydim gidip o 100 liralık tencereyi alıp gelirdim. O da 2 gün sonra arızalanırdı uğraşır dururdum. Ne oldu? Minnet duygusu oldu. Minnet duygusu. Çünkü bu bizim özellikle halkımızda çok fazla var. Tabii ki bu temiz, saf, güzel düşünceli ülkemizin insanlarında bu biraz daha fazla olunca satış stratejileri de bulunduğu halkın durumuna göre değişiyor.
Bu sefer ne oluyor? Bizim karakterimize göre bir satış gerçekleşiyor. Şimdi arkadaşlar şeye geçelim. Mesela örnek veriyorum, bir de eğitimden örnek verelim. Şimdi eğitimde de şöyle, örnek veriyorum, özel okullardan bir tanesine gittiniz. Üniversite öğrencisi bir çocuğunuz var. Ortalama 20'li yaşlarda diyelim. Şimdi üniversite dediniz ki işte ya hani iyi bir puan alamadı. Yani orta bir puan aldı. İşte bütün devlet okullarına tam olarak yani veya iyi bir devlet okulunun kalitesinde bir yere puanı yetmedi. Gidiyorsunuz özel okula. Özel okula örnek veriyorum, ayda işte 20 bin liralık bir özel okula gidiyorsunuz. Şey pardon, yılda veya işte neyse artık oranın ücretlerini bilemiyoruz ama. Tabi bu her yerde mi? Her yerde değil ama bazı yerlerde bu şekilde stratejiler uygulanıyor. Gittiniz eğitim kurumuna, vardınız. Dediniz ki işte benim çocuğum işte böyle böyle şu puanı aldı. Yanınızda da tabii çocuğunuz var içeride. Adam böyle bir tabii ki çocuğa bakıyor bir yandan. İşte benim çocuğum aslında işte hani puan işte düşük ama burada okutmaya geldik vesaire. Hani böyle bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz, konuşmaya çalışıyorsunuz. Karşınızdaki kişi sizi dinliyor. Yani oradaki satış danışmanı mı diyeyim artık, müdür mü olur, bilmem ne mi olur. Hani oranın satış şeyleri kimse ya da işte oradaki eğitim kurumunun idarecisi kimse. Bununla konuşuyorsunuz. Şimdi o sizi dinledi dinledi. Şöyle bir baktı. Senin ismin ne delikanlı dedi. İşte Mehmet hocam dedi o da. Mehmet, sende ben bir ışık görüyorum. Paşam, sen işte şeyde yani mesela size bir soru sordu. Mesela diyelim ki nedir? İşte dedi ki insanlarla nasıl davranılmasını istersiniz? O da dedi ki işte insanlar işte çok iyi davranılmalı. İşte insanlara işte şöyle şöyle saygı duyulmalı. Küçükler büyüklerine işte saygı duymalı. Büyükler küçüklerine saygı duymalı. O işte dedi. Bakın, ben şimdi buradaki ince detay anlayayım. İşte sendeki ışığı ben anladım. Sen tam bir halkla ilişkiler uzmanısın. Sen bu okulu okuyup halkla ilişkiler uzmanlığını yapman gerekiyor. Hatta bizim belki de işte ileride halkla ilişkiler uzmanımız olacaksın. Sen de bu ışığı ben gördüm diyor. Bakın şimdi burada olay ne? Bir taraftan çocuğu övüyor. Bir taraftan ailesi zaten çocuktan hiçbir şey olmaz gibisinden bekliyordu. Lan işte zaten bir yere kazanamadın, en azından paramızla oku dedi. Bir taraftan aile dedi ki aa ya bak benim çocuğuma hani övüyor bak, aa benim çocuğum da değerliymiş gibi bir hava verdi. Tabii ki çocuk da bu arada kendini zaten her yerde iteleniyordu. Evde işte çalışmıyorsun, yapmıyorsun, bir yer kazanamadın diye itelenen çocuk da, o da onun da hoşuna gitti. Aa dedi işte bak ben bunu da yapabilirim. Tamam hadi yürü dedi. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Bakın mütevazi bir şekilde hani gelin bizim okulumuz şöyle böyle uçar kaçar demedi aslında. Mütevazilik nedir? Kendini övmek değil bakın. Ama ne yaptı? Karşı tarafı överek onun gönlünü fethetti. Ve onun gönlü neydi? Minnet etmesi. Şimdi o da ne yaptı? Minnet etti ve çocuğunu oraya yazdırdı. Teşekkür etti. Yani minnet duygusu var çünkü. Yani böyle durumlar var. Ya da mesela diyelim ki siz çocuğunuzu gittiniz. Okuldan alacaksınız. Artık dediniz oğlum lan ben senden hiçbir şey olmaz. Artık yeter dediniz. Hani zaten 2 sene 3 sene okudun, o kadar milyarlarca para verdim. Senden hiçbir şey olmaz dediniz. Gittiniz. Çocuğu da yanınıza aldınız. Özel idarenin içerisine girdiniz. Dediniz ki işte ben okul işte kimle sekreterle görüşüyorsunuz mesela. Sekreter hanım dedi ki işte buyurun efendim nasıl yardımcı olalım? İşte ben çocuğumun kaydını sildirmek istiyorum. Çocuğumu alacağım dediniz. Efendim dedi bir dakika ben sizi müdür beyle bir görüştüreyim dedi. Ve ne oldu? Bakın sekreterden müdüre çıktınız. Artık müdür sizinle muhatap. Böyle olunca ne oluyor? Siz kendinizi daha üstte görüyorsunuz. Bakın birinci yol ayrımına girdi. Şimdi sizi bir tık yükseltti. Müdür beyle görüşmek istiyorum. Müdür beyin odasına bir giriyorsunuz. Müdür bey işte nasılsınız, iyi misiniz falan filan. Ya artık bu çocuktan hiçbir şey olmaz. Bu çocuk artık yeter. Yani ben o kadar okulumuza da işte okula da para veriyorum. Yeter artık ben bu çocuğu alacağım. Gitsin bir yerde çalışsın vesaire dediniz. Şimdi müdür bey direktmen ne yapacak? Şimdi dese ki işte %50 indirim yapalım da hani siz madem maddi durumunuzda şey hani ben size yardımcı olayım dese siz direktmen şunu düşünürsünüz. Ya benim çocuğumdan bir şey olmuyor ki zaten. Hani %50 indirim olsa ne olacak? 100 bin lira verdiğim okula 50 bin lira da versen benim çocuğum yine benim çocuğum. 10 bin lira da versen benim çocuğum yine çocuğum. Değil mi? Yani şimdi siz olsanız öyle düşünmez misiniz? Ama orada bunu demek yerine müdür bey size şöyle hitap ederse. Ya işte Ali Bey, işte oğlunuz Ahmet yani aslında çok zeki, çok çalışkan ama hani bunun vermiş olduğu bu zekiliğin, işte bu çalışkanlığın bu vermiş olduğu bir stres var üzerinde. Aslında o bir harika bir çocuk. Yani ileride çok iyi yerlere gelebilir. Bakın gördüğünüz gibi işte neydi mesela halkla ilişkiler okuyor. Halkla ilişkiler okuyor. Yani onun böyle işte siz evde falan şey olduğuna bakmayın. Burada arkadaş çevresini falan biz özellikle inceliyoruz. Bakıyoruz. Oğlunuz zaten bizim her zaman gözümüzün önünde. Biz her zaman inceliyoruz böyle öğrencilerimizi. İşte çocuğunuz var ya harika bir çocuk. Ya biz bu çocuğu kaybetmek istemeyiz. Çünkü ileride bu çocuk ilk 3'e 5'e 10'a girerse bizim okulumuzun da ne olur? Değeri artar. Reklamında çıkar. Yani reklam yüzü olur vesaire diyor. Ve diyor bakın ben diyor bu çocuğu diyor kaybetmek istemiyorum. Size diyor biz diyor tek yardımcı olalım. Madem maddi durumumuzda şey biz Ahmet'i kaybedemeyiz. Size bizden %30 indirim. Şimdi gelelim karşı tarafa. Şimdi bu mütevazi bir şekilde size satış yaptı. Bakın siz de mütevazi bir şekilde böylece kucakladınız onu. Ne oldu? Minnet edeceksiniz. Nasıl? Ya baktınız ki lan bizim demek ki çocukta bir şeyler varmış da hani demek ki bu çocuk bu evde böyle ya.
Hani ama demek ki çocuk bizim evde böyle. Ama dışarıda demek ki harika bir genç. İşte çocuk neyse artık dediniz. Ve %50 indirim almak yerine bir de %30 indirim aldınız. Aslında ona indirim mi denir? Veya işte çocuğu zaten çünkü şu var. Okul örnek veriyorum 100 bin lira kazanacaksa o çocuktan komple gitseydi 0 lira kazanacaktı. Ama şimdi ne oldu? 70 bin lirası cebinde kaldı. Bakın iyi anlayın olayı. Yani olay burada çok ince bir çizginin üzerinde gidiyor. Bir tarafta hiç olmaması, bir tarafta da 100 bin liradan 30 bin lirayı yani kârdan zarar etmesi var okulun. Ne yapıyor? Size otomatikman güzelce bir pazarlama tekniği mütevazi bir şekilde size satış yapıyor. Siz de içinizde minnet ediyorsunuz. Aa bak lan benim çocuğum demek ki böyleymiş. Biz onu görememişiz, tanıyamamışız. Harika bir çocuksun oğlum. Tamam oğlum sen devam et diyor. Ve size %30 indirimle ne yapıyor? Güzel bir şekilde satışını gerçekleştiriyor. Şimdi arkadaşlar. Örnek veriyorum bakın bu iş alımlarında falan da böyle olur. Mesela diyelim ki iş yeri ya bir artık hiçbir şey bulamadınız. Bir fabrikada işçi olarak çalışacaksınız. Ama fabrikanın işi çok zor. Yani şimdi fabrikada diyelim ki bir işte oturarak böyle işte bir şey basmak var otomatikman. Bir yerde de fabrikanın sırtında demir taşıyıp da o hani basım yapan kişilere demir taşımak da var. Ve o fabrikaya örnek veriyorum demir basım şey demiri sırtında taşıyacak eleman lazımsa ne olur? İçeriye girdiniz. İşte vardınız iş görüşmesi yapacaksınız. Dediniz ki hani siz dediniz genel bir iş şeyi yapmışsınız. Alım ilanı yapmışsınız. Ben de size başvuru yapacağım. Sizin şu anda neler alıyorsunuz? Size de baktı ki böyle boylu poslu böyle o lan tamam bak bu tam bizim işte adamımız dedi mesela. Siz işi öğreniyorsunuz. İşte diyor ki size karşıdaki işe alan kişi işveren yani. İşveren diyor ki size işte şöyle şöyle işte demirler taşınacak şöyle olacak 10 numara. Siz diyorsunuz yok ya ben bu işe asgari ücretle bu iş yapılır mı ya olur mu? Tam diyeceksiniz. O arada diyor ki bak diyor sen diyor ne mezunusun? Hocam diyor ben diyor işte şey işte muhasebe. Lisede işte muhasebe bölümünü bitirdim. İşte ondan sonra işte bir şey olmadı. Gittim şu fabrika. Oo tamam. 10 numara. Oğlum sen var ya bak ilk önce burada başla. Burada başla. Sen var ya yükselir gidersin ya. Sen var ya yarın bir gün belki bizim muhasebecimiz olursun. Belki işte daha da yükseklere yönetim kuruluna girersin falan. Sen var ya o tam bu iş için yaratılmışsın oğlum sen. Diyor bu sefer ne oluyor? Sen minnet ediyorsun. Bakın. Şimdi çok iyi anlayın lütfen. Mevzuyu derinlemesine anlamaya çalışın. Siz ne yapıyorsunuz o zaman? Aa lan ben de bak demek ki bu cevher varmış ya. Bu adam beni çözdü ya. Tamam ya. Görüyor musunuz? 10 numara diyorsunuz ve tamam işte neyse şu maaşı bu işte şu evrakları getir vesaire vesaire vesaire. Siz ne yapıyorsunuz? İşe başlıyorsunuz. Ve bu hani giyim sektöründen tutun ya bütün sektörler için geçerli arkadaşlar. Satış yapan ve alıcı siz olduktan sonra bütün sektörler için geçerli. Gidin bir giyim mağazasına. Bir tane iki tane deneyin. Üçüncü de o var ya bu harika oldu ya sizin üzerinize var ya tam oturdu. Böyle bir şey yok. Yüz hatlarınız işte giysinizin rengi tam sizlik denir. Çünkü elinizdeki müşteriyi kaçırmamak, farklı bir firmaya kaptırmamanız gerekir. İşte bu yüzden de ne yapılıyor? Size bir şekilde mütevazi bir satış. Çünkü neden? Benim elbisem iyi demiyor. Bakın. Şimdi benim elbisem iyi derken iyi demiyor derken şu da var. Ya tabii ki elbisenin kalitesini anlatır vesaire ama İlk önce bir mütevazi satış yapıyor. İlk önce diyor ki ya diyor size diyor bu elbise var ya harika oldu ya yüzünüze falan nasıl o altınızdaki pantolon rengine de çok uydu. Süper bir tişört bu harika. Ve biliyor musunuz bu tişört var ya bu tişört ipekten üretildi. %100 ipek. Bu Hint kumaşı. Bakın böyle bir şey olamaz ve bunun fiyatı yani 99 liradan 79 liraya indi. Yani bu fiyatı bence kaçırmayın size de harika oldu. Bakın şimdi ne oldu? Ne kadar mütevazi değil mi? Sizi ilk önce övdü. Yakışıklısınız. Çok güzel oldu. 10 numara harika. Onun da elbiseyi övdü. Ya bunun kumaşı var ya mükemmel. 10 numara Hint kumaşı bulunmaz bu. Ha, bu son Hint kumaşı falan. Onu da övdü. Ondan sonra siz ne yaptınız? Karşıya size topu böylece attı. Siz ne yapıyorsunuz? Oo lan ben var ya aslında var ya çok yakışıklıyım ha. Bu elbise var ya bana harika oldu. Harika. Bu elbise olmadan artık olmaz. Yaşayamam ben bu elbisesiz. Dediniz ve minnet ettiniz. Yani minnetle bir alış yaptınız. Bakın bu hayatta her zaman böyledir. İşte bu yüzden biz de diyoruz ki bazı şeylere kanmayın. Öncelikle alacağınız, yapacağınız yani bu ev olur, araba olur, züccaciyede bir şey olur. İlk önce bir araştırın. Araştırın ki neyin ne olduğunu ilk başta siz bilin. Bakın ben size bunu söylüyorum. Neyin ne olduğunu ilk başta siz bilin. Daha sonra karşıdakiyle muhatap olarak karşıdakinden bilgi alın. Siz örnek veriyorum. Ne demiştik? Mesela düdüklü tencere demiştik değil mi? İlk başlardaki örneklerimizde. Düdüklü tencerelerin ilk önce ne olduğunu öğrenin ki gittiğiniz zaman size bir fikirle gitmiş olun. Karşıdaki kişi sizin hiçbir şey bilmiyor olduğunuzu anladığı zaman size ne yapar? Oradaki en çok kar edebileceği ürünü satmaya çalışır. Ama siz bir şeyleri biliyor olsaydınız az buçuk ne olurdu? Siz 3 seçenek değil de gittiğiniz zaman şunu sorardınız. Akıllı tencere ama işte 2 kademeli akıllı tencere var mı? Derdiniz. Neden? Mesela internette okudunuz. Birçok yorumlara baktınız dediniz. İşte orada yorumların genel manasında şunu anladınız. Bunların 2 kademeli olanları genelde daha sağlıklı. Daha uzun ömürlü.
diye düşündünüz, onu araştırdınız. Ne oldu? İki kademelilere bakmaya başladınız. Yani karşıdaki kişi artık sizi işi bilen biri olarak gördüğü zaman sizi kandırma olayı daha düşük hale gelir. Bunu unutmayın. O yüzden araştırın. İlk önce ne olursa olsun araştırmak her şeyden önemli geliyor benim için. Evet arkadaşlar, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizler de böyle hayatınızda işte yaşamış olduğunuz bu gibi durumlar varsa, hani bir şeye minnet ederek bir şeyler size sattılarsa, tabii ki bunun için belki vuracaksınız, hani diyeceksiniz ya öyle şey mi olur ya, işte ben de böyle almıştım falan, ama bunlar hayatın gerçekleri. Bazen gerçekleri de hayatımızda görmemiz gerekiyor. Yani gerçekler bunlar. Bir şekilde artık tüketim toplumu haline getirildiğimizi unutmadan hareket etmemizi bilelim. Yani tüketim toplumuyuz. Bu artık belli. Tüketim toplumlarında da bu şekilde satış stratejileri, alıcıların aklına göre satış daha fazla yapılır. Çünkü hani bir kademe daha iyi olacağını söyledikleri zaman olay bitmiştir. Mesela ilk yıllarda işte bu çamaşır makineleri, bilmem buzdolapları, beyaz eşyalar, işte renderlar, bilmem neler çıktığı zaman, o zamanlar mesela şunu yapmışlar. Kişiye mesela bir tane işte bulaşık makinesi sattıklarında demişler işte bilgilerinizi verin. Bilgilerini aldıktan sonra aradan mesela bir yıl geçiyor, bir telefon çalıyor. Diyorlar işte biz size işte bir yıl önce böyle böyle bir makine satmıştık, ondan memnun musunuz? Adam diyor ki işte bu makine diyor işte dönerken şöyle ses çıkartıyor, şöyle yapıyor. Efendim diyor, peki diyor siz diyor bir makine alacak olsanız şu anda nasıl makine alırsınız? İşte siz ne diyeceksiniz? İşte yakıtı az olsun, yani elektriği az tüketsin. Biraz daha sessiz çalışsın. Biraz daha fazla içine çamaşır alsın mesela. İşte bunları söylersiniz. Aradan tekrar bir yıl geçiyor ve size bir telefon geliyor. Diyor ki efendim siz geçen yıl bize böyle 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 bir şey istemiştiniz. Hatırlıyor musunuz? Evet ya, evet konuşmuştuk diyorsunuz. Efendim biz onu ürettik ve size %30 indirim yaptık. Bu size özel bir hediye çekimizdir deniliyor. Şimdi bunu tabii ki sadece size değil, sizin gibi örnek veriyorum 10 bin kişi aranıyor. 10 bin kişinin ortak noktaları nedir? Mesela elektriği az tüketmesi, değil mi? 10 bin kişinin 10 bininin de ortak noktası elektrik mesela. İçine biraz daha fazla bir şey alsın. Bilmem, ortak noktalarını birleştirdikleri kişilerden bir ürün üretiyorlar. Ve ürettikleri ürünü size aslında sizin önünüze koyuyorlar. Ve bu da ne oluyor? Minnet ediyorsun. Ya işte bak görüyor musun ya? Adamlar beni aradı bir sene önce. Ulan var ya bizim için makine çıkarttılar ya. Görüyor musun? Tamam, ben bir gelip ona o makineye bakacağım ben. Şimdi alıp geliyorum diyorsunuz ve ne oluyor? İşte size mütevazi bir satış, minnet ile alış tekniği oluyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Biraz daha yukarılara çıkın. İşte siz böyle güzel anlatıyorsunuz diyorsanız da abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen.